Yüz yüze konuşalım dedin, geldik. De bakalım, ne diyorsun? Gülperi'yi bugün alamayacaksın. Emir'le birlikte çıktılar. Ama merak etme, yarın bu iş kesin bitecek. Sen bu işi beceremeyeceksin anlaşılan. Biz kendi işimizi kendimiz halledelim. Hayır. Kimseye bir zarar gelmeyecek dedin. Hem dedim ya, Gülperi evde değil. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Gitsen de bulamazsın. İğne deliğine gitse bulurum. Sen belki bilmiyorsun ama Hasan Hoca bilir. Ona sorarım ben. Ya ben bir yolunu bulacağım diyorum sana. Hep senin Emir'le bir işin yok ki. Kahretsin. Kahretsin. Elimi yüzüme bulaştırdım her şeyi. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Hasan Hoca! Aç kapıyı Hasan Hoca! O dağ kesti içeride. O yüzden mi açmıyorsun kapıyı? He? Aç kapıyı Hasan Hoca! Aç Hoca! Hasan Hoca! Hiç boşuna saklanmadın. Onu alıp götüreceğim buradan. Bu sefer önünde hiç kimse duramayacak. Aç kapıyı Hasan Hoca! Hoca! Ne var? Ne yaptın baba? Aldın mı Gülperi? Daha değil. Ama mutlaka alacağım. Sonu neye mal olursa olsun alacağım. Telefon gelip de gitmek zorunda kalınca uzun uzun konuşamadık diye üzüldü Hasan amca. Acil olmasaydı çağırmazlardı. Öyle tabii. Sonra yine gideriz. Otlar büyümüş. Teyze için toplayıversen biraz, tezgahına koyar. Olur, topla. Yalnız ellerin dikkat et ama zarar görmesin yine. Ben kendim gelirim eve. Tamam. Herkese merhabalar. Merhabalar. Yemin'in yeni bölümlerini ve unutulmaz anlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizin sesini açmayı lütfen unutmayın.